Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Artvin ilimizin Ardanuç ilçesinde bulunan 2019 yılında faaliyete geçen tamamen ahşaptan yapılan Ardanuç evinde bulunmaktayım arkadaşlar. Buranın size görsellerini, videolarını paylaşacağım arkadaşlar. Eğer muhakkak Artvin ilimize Ardanuç'a gelirseniz muhakkak Ardanuç evine gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Buranın çok güzel bir manzarası var. Ardanuç evinde o güzel balkonunda oturarak güzel bir şekilde kahvenizi ya da çayınızı yudumlayarak Ardanuç'un manzarasını seyredebilirsiniz arkadaşlar. Merhabalar, Allah'a emanet olun. Premium Beat.com.
çay alabilir miyim Ersan? Çok güzelmiş yeriniz. Olabilir mi burası? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili arkadaşlar, Artvin ilimizin Ardanuç ilçesinde bulunan 2019 yılında faaliyete geçen tamamen ahşaptan yapılan Ardanuç evinde bulunmaktayız arkadaşlar. Ardanuç evinde tamamen Artvin yöremize ait yöresel organik ürünleri bulunmaktadır. Sizler de gelirseniz burada bu organik ürünlerinden faydalanmanızı, bu eşsiz manzaraya karşı çayınızı yudumlamanızı, kahvenizi içmenizi şiddetle tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim, hepinize merhabalar. Şu anda Artvin ilimizin Ardanuç ilçesinde bulunan, 2018 yılında faaliyete geçen, tamamen ahşaptan yapılan ve organik ürünleriyle meşhur olan, yöremize ait olan Ardanuç evinde bulunmaktayım. Yanımda kendisi, teşekkür ederim beni kırmadı, işletme müdürümüz yanımda, kendisi Taner Bey. Taner Bey'i tanıyalım, kısa bir bilgi verirse çok seviniriz. Taner Bey merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle Ardanuç'a ve Ardanuç evine hoş geldiniz diyeyim ben de. Teşekkür ederim. Adım Taner Öztürk, 2 yıldır Ardanuç evi sorumlusu ve müdürlük olarak müdürüm şu anda, görev yapıyorum. Evet. Elimden geldiği kadar müşterilerimize güler yüz göstermeye çalışıyoruz. Şu an burası kaymakamlığa bağlı. Şu anda yöresel emekle tanıtım yeri şu anda. Çok güzel. Kaç yaşındasınız? Yaşım şu an 51. Çok güzel. Nerelisiniz? Şu an Ardanuçluyum. Fehatlı köyündenim. Eski adı mı bu, yeni adı mı? Yeni adı. Yeni adı. Eski adı nedir? Ahızca diye geçiyor. Oo, çok güzel. Ahızca aslında normalde Gürcü. Biz de Ahızka Türklerindenmişiz. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Herhalde aynı kökendeyiz biz de. Kesinlikle öyle. Buralarda Ardanuç evinde neler var? Yani ikram ettiğiniz. Yöresel olarak Ardanuç kuymak var öncelikle. Evet. Silorumuz var, eriştemiz var. Bu içeride şeyler gördüm ben. Formalar vardı, kumbara gibi şeyler vardı. Sayın Valimizin kendi projesi. Hani Artvin tanıtım amaçlı olarak forma onları yaptırdı. Sayın Valimize bağlı olan bütün buna benzer yerlerde hepsinde bu standlar vardır zaten. Gerçekten de güzel bir şey oldu. Dışarıdan gelen misafirlerimiz tamamen bunları işte satın alıyorlar. Çok da memnun kalıyorlar bu konuda. Bu arada hem de valimize gerçekten teşekkür ediyorum bu konuda, projesinden dolayı. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Taner Bey, buraya bu fikir ne zaman geldi, nasıl geldi? Çok da güzel düşünülmüş. Burası böyle bir şey. İlk önce Şavşat evi yapılmış. Evet. Proje ondan esinlenmiş zaten. Evet. Daha sonra da... Genel tanıtım. Daha sonra da neden Ardanuç'ta bir tane de olmasın, Ardanuç'a olmasın diye denilmiş. Evet. Sayın İsmail Kışla, şu an milletvekilimiz, şu anda Cumhurbaşkanı başdanışmanı, onun projesi. Selam olsun kendilerine de. Tabii ki onun desteğiyle, ilçe başkanımız Mustafa Bayraktar'ın tabii desteğiyle, giden Kaymakam Bey'in, Furkan Bey'in desteğiyle burası yapılmış. Tabii özel idarenin, Sayın Müdürümüzün tabii desteğiyle. Çok güzel. Güzel bir... Ardanuç evi aslında normalde köylerimizde yapılan altı taş bina, üzeri ahşaptan yapılan bir binamız. Çok güzel. Hem tanıtım olarak yapılıyor. Çevre düzenledi, tamam dedim ya, çok güzel, ben düzenledim. Çevre düzenledi. Tebrik ederiz. Geldiği kadar çeklendirmeye çalışıyorum. Şu anda gelmek onlardan, hizmet bizden diyoruz. O kadar güzel bir yere konumlandırılmış ki arkadaşlar burası. Ardanuç'a gelirseniz muhakkak ve muhakkak buraya şiddetle uğramanızı, burada güzelce çayınızı, kahvenizi, buranın böyle organik ürünlerinden istifade edip şu güzel, eşsiz Ardanuç'un manzarası karşısında çayınızı ya da istifade etmek istediklerinizi çok güzel bir şekilde bunlardan istifade edip yeminizi
çayınızı içmenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle. Gelen misafirlerimizi tabii ki bekleriz. Buyursun gelsinler, çayımız kahvemiz içsinler, bizi tanısınlar. Biz elimizden geldiği kadar Erdoğan'ın unutulmuş olan yöresel yemeklerini tanıtalım. Çok güzel. Girişte arkadaşlar videoda göreceksiniz. Erdoğan'ın özel bir soba değil mi bu? Evet. Ben sobamız. Bursa'da ikamet ediyorum. O tür sobalardan bizim dedelerimiz, ninelerimiz kışın Bursa'ya geliyorlar. İnanır mısınız? Bu sobaların kalitesinde soba bulamıyorlar. Hatta bazen Taner Bey bu sobalardan buradan getirtirmek istiyorlar. Yani aynen, buradan doğru. Bursa'ya ya da farklı şehirlere soba siparişi veriyorlar arkadaşlar. Evet, aynen öyle, doğrudur. Doğrudur. Köy ekmeğimiz var buralarda. Evet, tabii ki köy ekmeğimiz var. Ketemiz var yöresel olarak. Evet. Kete yapıyoruz tabii ki. Evet. Ha, dedim ya burası Erdoğan'ın yöresel yemekleri tanıtım yeri. Onun için buyursun gelsinler. Hatta kışın işte patates falan pişiriyoruz. Kestane yapıyoruz. Burada mı abi? Tabii ki. Ama kışın soğuk olduğu için içeride tabii hizmet içeride, veriyorsunuz. Içeride. Evet. İçeride, ama içeride. Kışın buranın da çok güzel manzarası olur arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kesinlikle bir işiniz gücünüz bile olsa ya da tatil niyetiyle de gelirseniz muhakkak Erdoğan'ın evine de uğrayın arkadaşlar. Mutlaka bekleriz. Taner Bey çok teşekkür ederim bu tatlı sohbet ederim. İçin. Ben bizi kabul ederim. Ettiniz, siz geldiniz, benimle röportaj yaptığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok hoşnut oldum. Çok sağ olun. Ben sağ olun. Allah'a emanet olun. Yine bekleriz inşallah. Buyurun İnşallah. Gelin. Çok sağ gelen olun. Gelen misafirlerim tabii ki onları da bekleriz. Buyurun İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Ben çok sağ teşekkür olun. Ederim. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ülkü teyzem. Ülkü teyzemle bir sohbet edeceğiz. Ülkü teyzeciğim merhaba. Nasılsın? Merhaba, iyi misin? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İdare ediyoruz. Sağ olun. Ülkü teyzem siz kimsiniz, kimlerdensiniz, neler yaparsınız? Kısa bir şekilde bahsedebilir misiniz? Benim adım Ülkü Önal. Erdoğan Sakarya köyündenim. Eski adı ne olarak geçmekte? Sagera. Çok güzel. Ben liseyi bitirdikten sonra Kültür Bakanlığı'nda halk kütüphanesinde işe başladım. Çeşitli halk kütüphanelerinde çalıştım. Çok güzel. En sonda Erdoğan Halk Kütüphanesi'ni de kurdum. 86 yılında kurucusuyum. Tebrik ederiz. Erdoğan çalışırken böyle bu buranın folklorunun çok zengin olduğunu, halk kültürünün zengin olduğunu keşfettim. Derlemeler yaptım. Erciyes sergisinde, diğer dergilerde yayınladım. Sonra kitaba başladım. Masal kitapları, 6 tane masal kitabım yayınlandı. 150'ye yakın masalım var. Tebrik ederiz. Bu masallar Açık Öğretim Fakültesi Edebiyat Edebiyat Bölümünde ders kitabının içine bile girmiştir. Anadolu masallarının arasına girmiştir Milli Eğitim Bakanlığı'nın yemekleri derlemişim, kitaplaştırmışım. Çocuk oyunlarını, sülale adlarını, muhacirlik hatıralarını, Ahıska Türkleri ile ilgili sürgün hatıralarını, manileri, türküleri. Ülkü teyzeciğim, bu arada biz de Ahıska Türklerindeniz. Evet, evet. Onu da sözünüzü bölerek araya girdim. Ülkü teyzeciğim, Erdoğan nasıl bir yerdir? Kısaca böyle bahsedebilir misiniz seyircilerimize? Erdoğan böyle şeyle Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun arasında kalmış. Hmm. Ne Karadeniz özelliği taşıyor ne Doğu Anadolu özelliği taşıyor. Farklı bir geçiş köprüsü. Çok güzel. Mesela ne sahildeki gibi böyle lahana kültürümüz var, bizim hamsi kültürümüz var. Evet. Doğudaki gibi yani ikisinden de bir şeyler almış. Son derece medeni insanlar burada, hırsızlık olmaz, adam vurma olmaz, kan davası olmaz. Şükürler olsun. Yani bir 12 Eylül öncesi biraz karışıklık oldu ama o da bitti gitti. İnşallah. Yani ormanlarla kaplı, tarım arazimiz az. Bunun nedeniyle insanlar çok okumuş. Hepsi kültürlü insanlar. Çok güzel. Ama ilçemizi terk ettik. Bu çok kötü bir şey. Yani demografik yapısı değişecek. Terk etmememiz lazım. Aynen haklısınız. Ülkü teyzeciğim, Erdoğan'ın meşhur yemekleri var mıdır? Mesela şu an Erdoğan evinde mesela en meşhur olan neler var? Böyle bilginiz varsa paylaşabilir misiniz? Ya da yani Erdoğan evini bilemem de Erdoğan'ın en meşhur yemeği tutmaç yemeğidir. Tutmaç çorbası Divan-ı Lügat-ı Türk'te vardır. Kuymak Divan-ı Lügat-ı Türk'te vardır. Oo çok güzel. Ketemiz var, katmerimiz var, böyle 40 kat cevizli yapılır. Sonra pışık çorbası Şafşat'ta da var gerçi. Yani bu her yere de olabilir. Yani genel olarak Artvin ilimizin ilçelerine bağlı yerlerde bu tür bizim meşhur yemeklerimiz vardır. Hasuta. Hasuta vardır, doğru söylüyor. Nasıl yapılır? Hasuta, mısır unlu yapanlar da var da bizim nişasta buğdayla pekmezle açılır suyla. Evet. Pişirilir tereyağıyla. Çok da güzel lezzetli olur evet, herhalde. Evet. Bir de annem hala yapar benim.
makarna yapar, hamur makarnası yapar. O da var, evet. Peynirli. Evet, böyle sobaya, forma olarak sobaya atarlar. Çıktıktan sonra böyle güzel, üzeri çok güzel bir şekilde kızarmış olur. Çok da leziz olur arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah Artvin Ardanuc'a gelirseniz, Ardanuc evine muhakkak gelin, muhakkak buraya uğrayın. Buranın eşsiz lezzetlerinden sizler de tadın. Manzarasında. Evet, aynen, manzarası da çok güzel buranın. Anlatmak istediğiniz bir anı, hatıra ya da bir derleme, bir şey var mı? Paylaşmak ister misiniz? Şimdi Ardanuc efsanesini anlatayım. Buyurun. Ardanuc Kalesi'nde böyle Ardanuc başkentmiş. Yani bu gerçek bir şey. Evet. Bir kral yaşarmış, Hristiyanmış. Bu Türk köylerinde de güzel bir kız varmış. Bunu istemiş, zorla babası vermiş. Evet. Korkudan. Kız demiş ki gavura gitmem ben. Şey, zehir içmiş. Ekşiner köyünün karşısına gelmiş, demiş ki bir nar olsa da yesem, nar gelmiş ki ekşi demiş, ah ne ekşi bir narmış, o köyün adı halen daha Ekşinar'dır, değişmemiştir derdi. Aa, oradan geliyor. Oradan geliyor, ondan sonra şeye kadar gelmiş, kalenin bu yanına kadar ölüyor orada. Şu adı kale diyoruz ya, evet. Oraya, evet. O, zehirin etkisiyle ölüyor. Damadı haber gidiyor ki kadın öldü, senin gelin öldü, o da diyor ki o öldü, ben niye yaşayayım? Arımdan uçuyor, Ardanuc arkasından uçuyor. İşte ondan sonra Ardanuc'un adı Ardanuc kalıyor. Bu bilgi için çok teşekkür ediyorum size. Bir şey değil, bu bir efsane tabii. Ama bir gerçekliği var. Evet. En azından Ülkü teyzeciğim. Evet. Hmm. Ülkü teyzeciğim, bize bir tavsiyeniz var mı? Siz büyüksünüz yaşça bizden. Tavsiyeniz varsa alabiliriz. Bir evladınız olarak. Tavsiyemiz bizim geçmişle olan bağlarımızın kopmaması için yaşlılardan derleme yapılması lazım. Teşekkür ederiz. Herkes inşallah soyunu sopunu bilmesi lazım. Bunları yazılıya, kaynağa geçirmemiz lazım. Bir de ilçemizde yaşamamız lazım. Arkadaşlar, ben de şu niyetle bu yola çıktım. Köylerimizdeki dedelerimiz, ninelerimiz, bunların ben videolarını çekiyorum. Çekmemdeki gaye, asıl maksat şudur. Bizim çocuklarımız, torunlarımız olunca onlar en azından bu videoları izlediklerinde ya bizim şöyle bir dedemiz varmış, şöyle bir konuşması varmış deyip bu büyüklerimizin canlı diri tutuluyormuş halinde olması için ben bu videoları çekiyorum. Yanımda da Ülkü teyzem vardı. Kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Teşekkür, benimle röportaj yaptığı için. Sağ olsun, var olsun. Ben çok memnun oldum Ülkü teyzeciğim seninle sohbet ettiğim size için. Size bir mani söyleyeyim mi? Tabii, çok memnun oldum. Maniye hoşum gelir, ağlasam yaşım gelir. Çıksam kapıya baksam belki kardeşim gelir.